Toş ne yapıyorsun ya? Rezil ettin Amur'u. Ben ne yaptım biliyor musun babam ya? Moraller yerlerde. Kabuslar gecesi geçirdim dün gece. Bebek kucağımda ağlar. Anası kapıda ağlar. Ben ağlarım. Ciğerim söküldü üzülmekten valla. Anam bu Emsal Hanım var ya. Çok zalim ha. Yemin ediyorum bak şöyle tırnak ucu kadar merhamet yok valla. Biz de ağladık dün gece burada hep. Kara kraliçe kara. Kara kraliçe değil ama. Kötülük sanatçısı Emsal Adabeyli. Kötülük sanatçısı mı? Evet. Bir bakıma sanat. Öyle çok ince düşünülmüş. Gergef gibi işlenmiş kötülükler onunki. Öyle herhangi bir kötülük değil yani. İçinden bir yer istemeden saygı duyuyor. Şeytanın bile aklına gelmez valla. Kolay gelsin. Yiyebileceğim bir şeyler var mı? Ömer'i emzireceğim de. Yemek yemezsem sütüm gelmez. Şey, tezgahın üstünde börek var Dilber. İyi, biliyorum. Ocakta çay kaynıyor Dilber, taze. Ay abla niye bildiğim şeyleri tekrar tekrar söylüyorsun? İyi, biliyorum. Çay bardaklarını üst rafa dizdin mi Dilber? Hı? Abla. Bu evde bütün sorunları kim çözer? Emsal Hanım. Abla ya! Ne yapıyorsun? Onun da üstünde Dilber. En son kimin dediği olur abla? Cihan Bey. Bütün problemlerin çözümü onda. Cihan Bey. Cihan benimle konuşmuyor. Dinlemiyor bile. Cihan Bey'in asla saygısızlık etmeyeceği şey nedir? Emsal Hanım. Dilber bir daha bana cevap verme sus. Ya ne? Nimet. Cihan Bey asla sofraya küsmez. Ne olursa olsun sofraya oturur değil mi? Ha. Hem erkeğin kalbine giden yolda midesinden geçiyor yani. Mesela benim erkeğim Nejat. Benim önce yemeklerime aşık oldu. Biz onunla mide eşiyiz. Adeta bir kurum evliliği bu ya. Abla ne diyorsun Allah aşkına ya? Kız anlayan anladı, sen anlamasan da olur. Nohut nerede? Abla ya! Geçen gün diyorum iyi ki şu nohutları bol bol haşlayıp buzluğa atmışız. Yarın o nohutlu pilav yapalım diyorum. Unuttum senden değil mi? Bak. Adadan topladın. Her zamanki gibi. Unutmadım. Unutamadım. Herkes unuttu ama ben unutamam.
Yaşadığımız her bir an yüreğime, kalbime kazıldı. Sen benim yüreğimdeki en ince sızımsın. Bugün beni bırakıp gittiğin gün. Bugün gitmeden omuzlarımı öyle büyük bıraktın ki rüya. Bir tarafta benim verdiğim söz, bir tarafta senin verdiğin. İnanamıyorum. İnanmak istemiyorum. Nasıl böyle bir şey yaparsın? Cihan, dinlersen anlatacağım. Ya neyi anlatacaksın? Ya Rüya, insan sevdiği adam için, kocası için başka bir kadını nasıl ister? Çok sevdiği için. Ya bu nasıl sevgi? Rüya, bu nasıl bir sevgi ki ben Yasemin'le evleneceğim? Hem de senin gözünün önünde ve sen bizi izleyeceksin. Bir evladın olmasını istiyorum çünkü. Ben sana hiçbir zaman o çocuğu veremeyeceğim. Ben bir çocuk istemiyorum ki Rüya. Ben seni istiyorum. Ben seninle yaşlanmak istiyorum. Ben hiç yaşlanmayacağım. Hep genç kalacağım. Ben ölüyorum Cihan. Bir yıl bile ömrüm kalmamış. Cihan. Ya sen? Senin adına söz verdim Yasemin'e. Ben ölünce onunla evleneceksin. Ben de bir evladın olduğunu göreceğim. En azından göremesem de bileceğim. İsteğin oldu Rüya. Bir oğlum oldu. Mustafa'm. İşte şimdi bir yanda Mustafa ve annesi, yani senin benim omuzlarıma yüklediğin yük. Ve diğer tarafta bana muhtaç İsra ve küçük bebeği. Yani benim verdiğim şeref sözü. Şimdi söyle bana. Cihan adabeyle ne yapsın? İsra'yı bırakamam. Bırakmayacağım. Ama Mustafa ile annesini de yok sayamam. Ne yapmalıyım Rüya? Sen söyle, çünkü hepsinin sorumlusu sensin. Senin verdiğin söz yüzünden Rüya. Senin yaptıkların yüzünden. Ya ben şimdi ne yapacağım? Cihan. Hasan. Sen de mi unutmadın? Kardeşler birbirlerinin acı günlerini unutur mu hiç? Biliyordum burada olduğunu. Seni yalnız bırakmak istemedim. Evdeki herkes unuttu. Dostlar birbirini yarasından tanırmış. Birini kaybetmek nedir? Sen bana sor. Bir mezar nedir bilir misin? Bir mezar sadece başını dayadığın bir mermer taş değildir. Bir mezar kayıplarını aradığın, teselli bulduğum bir topraktır. Keşke benim abimin de bir mezarı olsaydı. Toprağını çiçekler ekseydim. Yüreğim daraldığında gidip başımı yaslasaydım mermerine. Derdimi dökseydim toprağına. Ama yok. Ah.
Rüya çok iyi kadındı. Gerçekten. Çok. Rüya İsra'yı tanısaydı çok severdi. Senin yüreğine yakışan bir yüreği olduğunu görürdü. Hani iyi iyi gözünün ferinden tanır derler ya. Öyle. Öyle iyi kadın Rüya. Ben seni anlıyorum bu arada. İçine bir kurt düştü, haklısın. Ama unutma ki insanları yaptıkları yanlışlara iten sebepler vardır. O yüzden İsra'ya bu kadar katı davranma. O kız iyi bir kız. Bana verdiği söze rağmen arkasını dönüp gitmesini bir türlü kaldıramıyorum. Zoruma gidiyor Hasan. Yaşadığımız onca şeye rağmen arkasını dönüp gitmesi zoruma gidiyor. Bu gurur. Gurur yapıyorsun. Çünkü ona aşıksın. İsra bana sadece emanet. Bu aşk için bir engel değil. Bak Cihan'ım. Sevdiklerimiz göçüp gittiler. Ama biz yaşıyoruz. Nefes alıyoruz. Kalbimiz çarpıyor. Bak kuşlar uçuyor. Güneş her gün yeniden doğuyor. İnan bana, onlar da yaşamamızı isterlerdi. Mutlu olmamızı isterlerdi. Yeniden sevmemizi isterlerdi. Peki madem aşk böyle güzel bir şey, balıkçı Hasan niye olmadı? Ben bekliyorum abi. Neyi? Deniz kızını. Bu hayatın bana çok borcu var. Ödeyecek. Benden bir aile aldı. Onu geri verecek. İnşallah. Maruzat yaklaşıyor. Adaya dönmem lazım. Tamam, gidelim. Aladı resmen ya. Yazıktır be. Emsal Hanım görmeden bir işin ucundan mı tutsak, yardım mı etsek şu kıza Atoş? Günah vallahi ya. Emsal'in gazabından kaçacağız diye cehennemde yanacağız, olacak. Abam, Allah'ın affetme kapısı kapanmaz kullarını. Yüce Yaradan biliyor içimizi. Hem Emsal Hanım yardım ettiğimizi görürse biz bu adadan sürmekle kalmaz. Sızlayan yüreğimizi de elimize verir. Aman diyeyim. Ey başın işine bak. Atoş, maruzat başlamak üzere. Kurabiyeler hazır mı? Hazır. Melek, şunları al götür Kameli'ye. Güzelce yerleştir masaya. Ben Ömer'e gidiyorum, emzirmeye acıkmıştır. Şey, biz doyurduk bebeği. Uyuyor bebek. Nasıl yani? Neyle doyurdunuz? Mama aldırdı Emsal Hanım. Mamaya başladık bebeğe. Mama mı? Benim oğlumun mamaya değil anne sütüne ihtiyacı var. Emsal Hanım, ben de size geliyordum. Ömer'i benden aldığınızı kabullenememişken şimdi de bebeğimi sütten mi kesiyorsunuz? Ben de anneyim. 3 tane evlat büyüttüm. Oğluna gayet güzel bakılıyor. Bize teşekkür edeceğine böyle düşman kesilmen hiç doğru değil. Emsal Hanım, siz oğlumu benden aldınız. Yetmedi, bütün gece kapınızda yalvarttınız. Şimdi de bebeğimi emzirmeme izin vermiyorsunuz. Benim göğsüm süt dolu. Ama siz benim bebeğime mama veriyorsunuz. Ben biliyorum, o acıkınca benim sütüm artıyor. Hissediyorum. Sakin ol İsra. Olayı trajediye çevirmene gerek yok. Oğlum burada. Aynı çatı altındasınız. Onu görebiliyorsun da. Üstelik Ömer'in merak edeceğine kocanla aranı düzelsen daha iyi olur. Çünkü senin burada oğlunla ve bizimle kalabilmen için
kocan aranı düzeltmek en doğru yol. Ama duyduğuma göre doğru yolu bulmuşsun. Can'a yemek hazırlamışsın. Ne güzel. Ben de sana zeytin dalı uzatıp iyi niyetimi göstermek için buradayım. Anlamıyorum. Gel benimle. Hadi gir. Odada ne var? Burası bizim kulemizin zindanı. Cezalandırmak istediklerimizi bu odaya atıp zincirliyoruz canım. İnandın mı? Burası benim elbise odam. Lütfen gir. Üstüm başın dökülüyor. Artık orada ne yaşandı bilmiyorum ama kıyafetleri alacak zamanın olmamış. Bir kadının güzelliği onun en büyük servetidir. Onu süslemeyi bilmelisin. Hele ki Cihan Adabeyli gibi bir adamın yüreğinde yer etmek istiyorsan. Bu elbiselerin hepsi benim. Gençliğimde bir giydiğimi bir daha giymezdim. Sana iyi niyetimi göstermek için bunlardan birini hediye etmek istiyorum. Akşam kuracağın sofrada giyersin. Çok zevklisin. O elbise hem çok özel hem de çok anlamlı. Rengi de tenine çok yakışacak. Sen istediğini seç. Benim maruzata inmem lazım. Dediğiniz gibi yaptım Cihan Bey'im. Kızımı doktora götürdüm. Ameliyat dediler. Özel hastaneye götürmem gerekiyormuş. Malum o da para. Ben de size geldim. İyi yapmışsın. Ne gerekiyorsa hallederiz. Merak etme. Allah razı olsun Cihan Bey. Geçmiş olsun. Evet Necat. Buyurun. Dinliyoruz. Beyim, benim arsamın sınırı bellidir. Bu geldi arsamdan içeri taştı. Komşuyuz diye ses etmedim ama ben sustukça iyice yerleşti. Madem öyle para ver dedim, ona da hayır dedi. Beyim, benim evimi yapanlar beni kandırdı. Madeni yolu genişleyecek, senin evini az öteye yapalım. Tamam dedim. Hanımın memleketine gittik. Döndüğünde bir baktım ki arsadan iyice içeri taşmışlar. Ne yapıyorsunuz dedim, dinlemediler. Param kalsa vereyim, onların hepsi eve gitti. Onu önceden düşünecektin. Ben hakkımı istiyorum. Yok işte, yok. Canımı mı vereyim? Tamam. Tamam, anlaşıldı. Biz senin zararını öderiz. Sen de bize borçlanırsın. Durumun müsait oldukça ödersin. Kimsenin hakkı kimseye geçmez. Tamam. Allah razı Tamamdır. Olsun. Allah razı olsun sizden. Evet Necat. Ben de gideceğim. Oğlumu isteyeceğim. Şimdi de dinleme bakalım Cihan Bey. İsra mı o? Ne? Aa evet. Nereye gidiyor ki? Bilmiyorum ki. Maruzat olmasın? Ay yok artık. Ulu orta bütün sorunlarımızı dökmez inşallah. Durdursak mı? Gidebilirsiniz.
Maruzatım var Cihan Bey. Yasemin, bugün maruzat günü. Eve geç istersen, orada konuşalım. Kendi meselelerimizi herkesin önünde konuşmak hiç doğru değil. Ben herkesin önünde ortada bırakıldım Emsal Hanım. Böyle şeylerden çekinmiyorum artık. Anne, izin ver. Yasemin'in de konuşma hakkı var. Dinliyorum. Günler oldu. Senin için kısacık, benim için asırlar süren günler. Ağzını açıp tek bir kelime etmedin. Bana bir açıklama yapmadın. Bu süreçte çok şey yaşandı Yasemin, biliyorsun. Evet, haklısın. Karın kaçıp gitti. Bebeğin ortadan kayboldu. Haklısın Cihan. Sen koskoca Cihan'sın. Adın gibi derdin de büyük. Ama benimki de öyle. Karın ilk beni babamdan istemeye geldiğinde bu topraklarda kimse inanmadı böyle bir şey yapacağıma. Seferada Beyli'nin kızı. Onca okullarda okumuş. Yurt dışı görmüş. Mesleğini eline almış. Evli bir adama çocuk mu verecekti? O evde bir misafir, bir sığıntı mı olacaktı? Öyle mi? Ama ben yaptım. Çünkü yüreğim öyle istedi. Aşıktım sana Cihan. Çok aşıktım. Yasemin. Yaptığın fedakarlıkları başınıza kakmaya gelmedim. Sonuçta ben kabullendim. Cihan'ın dağlar gibi yüreğine hiçbir zaman sığmayacağımı, benim elimi hiçbir zaman tutmayacağımı, hiçbir zaman benimle kol kola yürümeyeceğimi, ben kabullendim. Benden esirgedin. Her şeyi kabullendim Cihan. Sitem etmiyorum. Ben buraya çocuğum ve yüreğimdekileri söylemek için geldim. Eve dönmek istiyorum. Yasemin. Ne söylüyorsun sen? Nasıl olacak bu? Burası benim evim. Bu ada benim yuvam. Çocuğum burada. Sen buradasın. Ne beklerken ne oldu? Sorma ya. İsra'yı beklerken şu Yasemin'in yaptıklarına bak. Çok kötü oldu kız ada ya. Of yani sen de Hicran. Şimdi İsra'yı üzülmenin sırası mı? Rezil olduk burada. Yürü hadi gidelim. Biliyorum, artık bir karın var. Bir çocuğun var. Ama ben razıyım. Uzaktan da olsa mutluluğunu izlemeye razıyım. Bana bir borcum var Cihan'a da Beyli. Ben sana bir evlat verdim. Şimdi borcunu ödeme zamanı. Evime dönmek istiyorum. Susacak mısın? Susacak mısın Cihan? Necat. Gel abla. Buyur Sibel Hanım. Ben oğlum için geldim. Biliyorsunuz geçen yıl mühendislik bitirdi. Onun için iş istemeye geldim. Tamam, pazartesi holdinge gelsin, bakarız bir şeyler. Sağ olun Cihan Bey.
İsra Cihan'ı çok derin bir yerden yaraladı. Cihan onu asla affetmeyecek. Böyle kaçıp gitmekle gerçekten çok büyük bir yanlış yaptı. Üstelik Cihan'ın onun için yaptığı bunca şeye rağmen. Böyle kolayca gitti. Bu hiç affedilir bir şey değil. Ben öyle düşünmüyorum. Cihan onu buraya getirdiği için adada fırtınalar koptu. Ama dayım herkese karşı durdu. Ben de tam olarak bundan bahsediyorum Hicrancığım. Bunca fırtınaya rağmen basıp gitti. Cihan'ı çiğnedi o kız. Ama geri döndü. Allah Allah. Dayımı uzun süredir böyle bakarken görmemiştim teyze. Dayım ona aşık. Ne kadar kızsa da, sinirlense de. Dayım ona çok aşık. Ya sen ne diyorsun Hicran? Ne aşkı Allah Allah. Anlamıyor musun sen, görmüyor musun? Cihan bu kıza acıyor. Cihan'ın merhametinin ekmeğini yiyor o kız. Yok aşk maşk. Ayrıca o kız bu adada kalıcı değil. Çünkü zayıf. Bu adanın kurallarına, bizim düzenimize dayanamayacak. Gördüm Yasemin'i dinlerken onu. Hem belki de şimdi odasına çıkmış kaçış planları yapıyordur, bilemeyiz. Onlar İsra Nasır'ı tanımıyorlar. Sevdiğim her şey için sonuna kadar savaştım ben. Yine yapacağım. Sen bir sığıntı gibi gidip yalvardın mı onlara? Ha? Biz daha ne kadar alçalabilirdik? Herkes seni konuşuyor. Biz şimdi sokağa nasıl çıkacağız? Nasıl bakacağız insanların yüzüne? Siz beni o eve kuma diye gönderdiğinizde alçalmanın dibini gördünüz zaten. Daha fazla alçalacak yer yok. Üzülmeyin. Bunu sen istedin. Biz seni hiçbir şeye zorlamadık. Şimdi karşımıza geçip bizi hiç suçlayamazsın hanımefendi. Siz sanki yanıp tutuşmadınız Emsal'e dünür olmak için. Ben istedim. Fakat siz de gül oynaya verdiniz. O zaman başınız öne eğilmedi de şimdi mi eğiliyor? Daha sabah planlar yapıyordunuz beni koparabiliriz diye. Cihan seni oraya kabul ettiğinde orada nasıl mutlu olacaksın Yasemin? Daha ne kadar alçalabilirsin? Cihan başkasıyla evlendi. Kabul et artık bunu. Bir köşeden bakıp onların mutluluğunu mu izleyeceksin? Benim kızım bu kadar gurursuz olamaz. Bana gururdan sen mi bahsediyorsun baba? Ada beylilerin yanında yıllardır sıntı gibi çalışıyorsun. O madende çalışabilmek için ne taklalar attın görmedin mi sanıyorsun? Ben o madende aklımın, zekamın, güvenilirliğimin hatırına çalışıyorum, anlıyor musun? Ben hiçbir zaman o işimde bir hata yapmadım. Kimseye de ihanet etmedim. Kızım, benim işim namusumdur, tamam mı? Kızım da olsan ona laf ettirmem işte o kadar. Kes sesini. Sen o madende Cihan sana acıdığı ve onun üvey amcası olduğu için çalışıyorsun baba. Bunu görmeyecek kadar kör değilsin herhalde. Yeter artık, kes sesini. Yarın hemen İzmir'e gidiyorsun. Şimdi çabuk ortadan kaybol, çık. Hiçbir yere gitmiyorum o odadan başka. Her şeye razıyım ben. Cihan beni şu sahneye çağırsın, koşa koşa giderim. Anladınız mı? Rahat bırakın artık beni. Üstümü değiştiriyorum. İçeri girmeyin lütfen. Emsal Hanım sofrayı bahçeye kurdurdu İsra Hanım. Senin yaptığın yemekleri de oraya götürdük. Teşekkür ederim Atoş. Geliyorum birazdan. Bu gece her şey çözülecek. Cihan benimle konuşacak. Beni affedecek. Çocuğumu da geri alacak.